Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetü lil muttakin. Ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzik kulubana ba'de iz hedeytena ve hablana min ledünke rahme inneke entel vehhab. Ve selamun aleyhi mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bugün cuma vaazımızın konusunu sömürgecilik üzerinden inşallah anlatacağım. Yani çok sık kullandığımız, duyduğumuz ama belki de yeteri kadar anlamını bilmediğimiz emperyalizm üzerinden inşallah anlatmaya çalışacağım. Emperyalizm sömürgecilik demektir. Yani bir toplumun, bir beldenin, insanların yeraltı, yerüstü kaynaklarını, emeklerini, onların fıtri olan haklarını yeryüzünde fesat üzerinde sömürme demektir. Oysa ki insan doğuşta Allah'ın kendisine kul olması için yarattı ve ona hürriyet bahşetti, yeryüzünün arzın varisi kıldı ve Kur'an'ın ifadesiyle ahsen-i takvim üzere yarattığı bir varlık olmasına rağmen insanların büyük bir çoğunluğu köleleştiriliyor, sömürülüyor ve adeta fıtratından kopartılarak bu Allah'a kulluktan Allah'ın dışındaki kurumlara, şahıslara kulluk haline dönüştürülüyor. Ve bu sadece ferdi planda olmuyor. Malumunuz, Allah yeryüzünü yarattığında, yeryüzünde insanın ihtiyacı olan tüm ney varsa, ney lazımsa Allah onu da yeryüzünde yaratıyor. Yani halik olan, hallak olan, musavvir olan Allah, her şeyi yaratıyor, çokça sürekli yaratıyor ve aynı zamanda musavvir ismiyle de tasvir ediyor, düzenliyor, şekil veriyor. Ve aynı zamanda Allah el-Kuddüs, yani onu değerli kılıyor, temiz kılıyor, anlamlı kılıyor. Fakat insanın bitmek tükenmek bilmeyen ihtirasları, hırsı yani, maalesef hem kendi hayatını mahvettiği gibi yeryüzündeki bütün dengeleri bozuyor. Ekoloji, hayatın ve kainatın içerisindeki işleyen nizam demektir. Yani Allah arzı, yeryüzünü, dünyayı yarattığında, Allah birçok alem, yani alemler de ifade edilir. Kur'an'da alem, gayb ve şehadet olarak iki başlıkta zikredilir. Bizim müşahede ettiğimiz ve müşahede edemediklerimiz var. Biz şu anda Allah'ın yaratmış olduğu yeryüzünde dünya denilen bir coğrafyada yaşıyoruz, bir bölgede yaşıyoruz. Dünyanın dışındaki alanlarda, galaksilerde hayat var mı? Dünyanın dışında yaşayan canlılar var mı? Bu tespit edilebilmiş değil. Yani Allah Azze ve Celle Adem'le eşini de dünyada yaratıp kıyamet günü dediğimiz diriliş gününe kadar son saat, yani yeryüzündeki Allah'ın arzındaki son canlı kalıncaya kadar, surun üfleneceği, ikinci surun üfleneceği ana kadar insanlara yeryüzünde bir Allah Azze ve Celle mühlet veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de ecel hem insan için hem ümmetler, topluluklar için kullanılmıştır. Yani ecel bir insana, bir varlığa tanınan hayat demektir, süre demektir. Bakın nice imparatorluklar geldi geçti. Şu anda ne yapıyor mesela? Rusya ile Amerika'nın önüne kimse geçemiyor değil mi? Güç onlarda, para onlarda, silah onlarda, asker onlarda. Yani kabullendirmişler kendilerini dünyaya, baskıyla, güçle, istibdatla, zulümle korkutmuşlar ve insanların, tabiri caizse devletlerin üzerine çökmüşler. Dünyayı pasta içerisinde düşünürseniz pay ediyorlar, parçalamışlar,
burası sana ait, bura bana ait, şu kadarını ben alacağım, şu kadarını sen alacaksın. Peki savaşlar niye alıyor? İşte bu paylaşımdaki kavgadan dolayı. Yani biliyorsunuz kavgalar hırsızlar arasında daha çok mal paylaşırken olurmuş. Onun için meşhur tabirle cinayet mahaline ilk önce katil gelirmiş. Yani şu an böyle bir süreç yaşıyoruz maalesef. Tabii bu ekolojik dengeyle alakalı, mesela şu an hala dünyada Antarktika kıtasında keşfedilmemiş yeni yeni yerler görülüyor. Mesela geçen bir bölge keşfetmişler. Yani yıl sayısı ne kadar doğrudur bilemiyorum ama belki yüz binlerce yıldır daha hiçbir yağmur damlası düşmemiş. Yani orada bir rüzgar var. Orada hiçbir yağmur düşmüyor. Buzulların arka tarafında bir yer keşfetmişler. Şimdi tabii Allah eğer bir yerde canlı varsa, özellikle de insan varsa, hiçbir zaman için oradaki insanları başıboş bırakmamış. Ne yapmış? Resul göndermiş, vahiy göndermiş, elçi, nebi göndermiş ve onlardan beslenen davetçiler gönderilmiş. Yani İsra suresinde olduğu üzere biz hiçbir kavme Resul göndermeden azap edici değiliz. Şimdi insanlar bozulunca artık şirk, zulüm, cahiliye, had safhaya çıkınca Allah Azze ve Celle tabiri caizse müdahale etmiş. O bölgeye, o beldeye Resul göndermiş. Tabi Resul gönderilince vahiy de geliyor. Ve bu sefer insanlar mazeretleri ortadan kalkıyor. Yani ne yapıyor? İnsan yaratılışı itibarıyla Allah'ı var ve bir tanıyabilecek imkanla yaratılmıştır. Yani insanın yaratılışındaki mükemmellik, muhteşemlik bunun üzerine kurulmalıdır. Yani bugün bir insan 1000 yıl önce de yaşasa, 5000 yıl önce de yaşasa, Afrika'nın bir ormanında da yaşasa, Papua Yeni Gine'de de yaşasa, Kenya'da da, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, bu alemi, bu kainatı yaratan ve yöneten bir varlığın olduğunu insan bilir. Çünkü hiçbir şey gelişigüzel olmamıştır. Ve kainatta muazzam bir işleyiş vardır, ahenk vardır. İnsanın bilemediği, bilemeyeceği bazı hususlar olur. İşte o bilemediklerini ve bilmesi mümkün olmayan meseleleri öğretmek için de Resul ve vahiy gelmiştir. Dolayısıyla şuraya biraz getirmek istiyorum. İnsanlar niye sömürülür? Mesela insanın ihtirasları niye bitmez? İş öyle bir noktaya geliyor ki bakın bugün gelinen süreç o. Dün bir yazı okudum. Bayağı uzunca bir yazıydı kardeşler. Yani komple teorisi falan değil yani. Eğer bu yazıda anlatılan konu vuku bulursa olmama ihtimali yok. Yani sanki böyle adeta insanoğlu kendi sonunu hazırlayacak gibi bir duruma geliyor. Biraz da dün akşam bu yazıdan esinlenerek bu konuyu anlatma ihtiyacı hissettim. Mesela şu an Rusya ile Ukrayna'nın arasında süre gelen savaş içerisinde Avrupa ve Amerika'nın tutumu biraz süreci belirleyecek. Yani bu savaş 3. Dünya Savaşı'nın bir ön ayağı mıdır? 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilir mi? Hangi ülkeler katılır? Eğer bu 3. Dünya Savaşı'na dönüşürse nükleer, işte asıl anlatacağım yer burası, nükleer silahlar kullanılırsa ne olur? İşte felaket asıl orada başlıyor kardeşler. Şu anda dünyada 8 tane ülkenin elinde atom bombası var, nükleer silahlar var. Nükleer silah bulunan ülkelerden Müslüman olarak kabul edilen Pakistan ve İran var.
Bunun dışında başta Rusya, Amerika, Çin, İngiltere, Fransa olmak üzere bu ülkelerin hepsinde nükleer silah var. En büyük nükleer silaha fazlaca Rusya sahip, ondan sonra Amerika sahip. Zaman zaman nükleer silahlar, konvansiyel silahlar, hatta biyolojik silahlar yani imha edilmesine yönelik ülkelerin toplantıları oldu. Bir mesafe kat edemediler. Yani düşünebiliyor musunuz? Bakın kardeşler, çok uzağa gitmeye gerek yok. 1850'li yıllara gelinceye kadar insanoğlu tarım toplumu olarak hayatını yaşıyordu. Yani dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun. Yani buna Fransa'yı, Amerika'yı, İngiltere'yi de katın. Bir Afrika uzak doğu ülkesinde katın. Fark etmiyor. Yani dünya tarım toplumu olarak insanlar yaşıyorlardı. Bu ne demekti? İnsan hayvanıyla, kendi elinin ürettiği çapasıyla toprağı ekiyor, biçiyor, yiyor. Bu. Ve hayat genel anlamıyla tek düze. Yani insan denizin üzerinde gemilerin rüzgar ve buharlarının dışında üretmeye başladı. Ama genel anlamıyla baktığımızda yani ta Adem aleyhisselamdan beri bakın bu zaman aralığına kadar çok fazla böyle bir değişik hayatı yoktu insanların, insanlığın. Ne zaman ki sanayileşme, endüstriyel devrim oluştu, işte o vakitte yani insanın sanki böyle hayatını kolaylaştıran unsurlar artmış gibi, çoğalmış gibi algılandı ama aslında temel sorun neydi? İnsanoğlunun hayatı kolaylaştırılırken aynı zamanda o kolaylaştırılan hayat beraberinde yeryüzünde bir ifsadı oluşturmaya başladı. Bakın burası çok önemliydi. Yani insan tarım toplumu olmaktan çıkıp sanayileşmeye doğru gelmeye başladığı vakitte ne yaptı? Silahlar üretmeye başladı. Kimyasal bombalar üretmeye başladı. Öyle tahrip gücü yüksek bombalar ürettiler ki biliyorsunuz Amerika ilk defa bunu Amerika kullandı Japonya ile olan savaşında Hiroşima ve Nagasaki'ye atmış olduğu atom bombasının etkisi ki yaklaşık takriben 80 yıla yaklaşıyor, 70 yılı geçti atom bombasının nükleer silahı kullandığı. 70 yıl geçmesine rağmen hala izleri silinmiş değil ki ondan sonra çok daha fazla geliştirdiler yani etki gücünü. Düşünebiliyor musunuz? Yani insanoğluna, bir zümreye, bir devlete, şu dünyanın bütün her şeyini deseniz ki alın, bu sizin. Ne kadar kullanabilecek? 20 yıl, 30 yıl öleceksin. Şu anda herhangi birinize deseler ki sana 100 milyon dolar hesabına para yatırdık. 100 milyon dolar. Yani muhtemelen şuraya yetmez. Balyalar halinde en yüksek banknotla düşünün. Ne yapacaksın abi? Yiyeceğin belli. En lüks yerde yesen, en iyi arabaya binsen, en iyi evde otursan ne yapacaksın? Nereye kadar harcayabilsin? Bir insanın 100 bin doları olmasıyla aslında 1 milyar doları olması arasında hiçbir fark yok. Rakamların sıfırları fazla ama insanın yiyeceği bellidir. Bir adamın 5000 tane danası olsa, tosun olsa, koyunu olsa ne yapar? O gün en fazla bir tanesini bile yiyemez.
Şimdi bitmek, tükenmek bilmeyen bir hırs yaşıyor insan. Hırsın karşılığı kanaattir. Yani tamahkarlığın karşılığı kanaatkarlıktır. Zıddını besler. Eğer bir insan Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği imkanlara kanaat etmezse hırs eder, tamahkarlığa düşer. Ve o zaman hiçbir şeyden lezzet almaz. Şimdi bunu geniş manada düşünün. Bakın kardeşler, abiler, şu an bu nükleer silahlarla alakalı bir öngörü ortaya koydular. Yani Allah korusun, yine tabi dua etmemiz gerekiyor. Yani sonuçta bunlar nelerine güveniyorlar? Silahlarına, askerlerine, paralarına ve satılmış işbirlikçi adamlarına güveniyorlar. Değil mi? Hepsi helak olacak. Hepsi yok olacak. Niye? La galibe illallah. Peki biz niye tarihin sahnesinde yokuz? Bakın şu anda bu kadar olaylar gelişiyor. Yani Avrupa'nın, Amerika'nın özellikle 2. 3. dünya ülkelerini sömürmesiyle, kandırmasıyla, aldatmasıyla birlikte süreç nereye doğru işleyecek, iyi bir yere gitmiyor. Yani hiçbir zaman için biz yeryüzünde Allah'ın yarattığı bir ekolojik dengedeki hiçbir şeyin zarar görmesini biz gönül olarak razı olmayız. Bakın Hiroşima ve Nagasaki'ye atılmış olan atom bombasının üzerinden 70 yıl geçmesine rağmen hala yeşil bir mahsul üremiyor. İkini ifsad ettiler insanları. Bakın 25 yıl önce Ukrayna'nın Çernobil eyaletinde, bölgesinde nükleer bir fabrikada sızıntı oldu. O da sızıntı yani. Bakın 30 yıl boyunca çocuklar, insanlar özürlü doğdular. Mahsul zehirlendi ve ne yapılacağına karar veremediler. Ki küçük bir sızıntıydı yani. Şu an bir sürü böyle nükleer silahlar ürettiler. Mesela bugün şu an bir atom bombası atılsa, tabi orada atom bombasının tahrip gücünün büyüklüğüyle alakalı, nükleer silahlar, biyolojik silahlar, nükleer silaha geçmeden biyolojik silahla alakalı da bir bilgi vereyim. Biz bu çağa tanıklık ettik. Saddam Hüseyin ve onun yardımcısı Cellat Ali, başta Halepçe, Enfal olmak üzere böyle zehirli kimyasal bir gazı mazlum Kürtlerin yaşadığı bölgelere attılar. Önce böyle bir elma kokusu yayıldı etrafa, elma kokusu. Özellikle biyolojik silahlarda, bombalarda bu tat, koku, yani insan o an hissetmiyor. Şey gibi değil, nükleer silahlar gibi değil. Nükleer silahlarla alakalı bir açıklama yapacağım. Fakat biyolojik silahlarda, bombalarda ve o zehirli gazlarda, yani iş öyle bir noktaya geliyor ki beşikteki çocuktan hayvanlara, maradaki hayvanlara varıncaya kadar acıyı çeke çeke artık oksijen alamıyorlar ve ölüyorlar. Ve böylece binlerce insanı öldürdüler. Binlerce, on binlerce insanı öldürdüler. Allah bilir, ben bu COVID salgını başladığında daha ilk Çin'in
Wuhan, Wuhan nasıl okunursa okunsun şehrinde bu iş başladığında daha hiç Türkiye'ye yansımamıştı. Yeni gündem oluyordu. Orada hatta vaazım duruyor. Orada şunu ben söylemiştim. Gaybı taşlamam. Geleceği Rabbim bilir. Allah'ın bize bildirdikleri kadar aklederek, fehmederek okumaya çalışırız. Dedim ki o dönemde bu dedim büyük olasılıkla şu an elimde hiçbir belge yok. Ama bunun laboratuvarda üretilmiş kimyasal bir bakteri yani bir biyolojik savaşların farklı bir versiyona geçiş süreci olduğunu tahmin ediyorum dedim. Belgeleyemem, bu bir kanaattir. Ve bakın 2 yıllık bir süreçte gelindi. 2 gün önce Dünya Sağlık Örgütü'nün bölgelerde yavaş yavaş çünkü toplumlara, halklara, sağlık kuruluşlarına ve bir sürü baskılar oluşturdular. Ne yapıldı? Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı da işte açıklama yapıldı. Dedi ki açık alanlarda maske takmaya artık gerek yok. Kapalı mekanlarda havalandırmanın olduğu yerlerde de maskeye gerek yok denildi. PCR testi kaldırıldı bildiğim kadarıyla. Şeyi tam bilmiyorum yani uçaklarda herhalde isteyebilirler. Kara taşımacılığında yok. Ondan sonra HES kodu uygulamasını kaldırdılar ve tahmin ediyorum toplumun yaklaşık dünya toplumlarının %70'ini aşıladılar bunlar. Bir grup halk, toplum buna direndi, inanmadı ve bugün bakın çok ilginç değil mi kardeşe? Belki bana çok komplocu yaklaşıyorsun diyebilirsiniz. Bu benim kanaatim, yanılabilirim. Ben şu anda bu COVID'in, korona denilen illetin bilinçli ve programlı olarak olası bir 3. Dünya Savaşı'nın arifesinde şu an Ukrayna'da süren Rusya Savaşı'yla çok yakından ilintili olduğu kanaatindeyim. Ha süreç nereye gider? Öngörülerimiz ne olur? Bunlar neyi planlarlar? Neyi hesap ederler? İşin bir tarafı. Ve gün geçtikçe özellikle son birkaç ayda bunun üretilen bir virüs olduğu konusunda neredeyse bir ittifak sağlandı. Ha şu da olabilir kardeşler. Yani Allah Azze ve Celle geçmişteki tavun veba hastalıklarında olduğu gibi zaman zaman bunlar olmuş tarihte. Fakat çok ilginç salgın hastalıkların hep Moğol istilası döneminde bile genellikle hep bu Çin tarafından gelmiş. Yani onların o yeme, yaşam kültürünün çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Çinliler hareket eden ne varsa yiyorlar. Hintliler de hareket eden etmeyen her ne figür varsa ona tapıyorlar. Yani dünyanın 1/3'ü Çin ve Hindistan'dan oluşuyor. Ve ileride dünya dengeleri açısından bugün dünya yazılım sektörü Hindistan'ın elindedir. Ve muhtemelen ilerleyen süreç içerisinde Müslümanların Hintlilerle çok büyük savaşları başlayacak. Allahu alem. Yani işaretlerini görüyoruz. Özellikle bu Jammu Azad Keşmir biliyorsunuz Pakistan, Sri Lanka, Bangladeş, Arakan yani aslında hep o Hint alt kıtasıdır. Bu da ayrı bir dosyadır. Buna şu anda girmeyeceğim. Oradan oraya geçiyoruz ama kafamızda bir şey oluşturalım diye bunları söylemeye çalışıyorum. Ve bakın aslında şu COVID adı konulan korona denilen illetin Allahu alem hala bak ben de bu
rahatsızlığı geçirmiş birisi olarak söylüyorum. Yani böyle bir hastalığın varlığını inkar etmek mümkün değil. Her birimiz dolaylı dolaysız bundan etkilendik. Ortada bir vaka var. Ama bunların bu vaka üzerinden sürdüre geldikleri politikaları, uygulamaların hep ifsad edici, bozgunluğa dönüştürücü ve bakın hiç sizin ruh dünyanızda 2-3 gündür ya bu aslında Covid'in resmi bitişinin ilanıdır deyip böyle bir ruhsal bir rahatlama sebebiyet verdi mi vermedi mi? Verir. Bir adama 40 gün deli dersen kendinden şüphe etmeye başlar. Bütün güçlerini kullanarak manipüle ettiler. Ağır bir iddia olur mu bilmiyorum. Ama Allah'a hamdolsun ki ahiret gününe iman etmişiz. O gün her şey açığa çıkacak. Hastanede öldürülen insanlar öldürüldüler. Ama belgeleyemiyoruz. Belgeleyemiyoruz. Yani ortalık maktülden geçilmiyor ama katili göremiyoruz. Hiçbir tane neredeyse ben duymadım en azından. Yoktur demeyeyim çok iddialı bir cümle olur. Evde kimse ölmedi. Hep hastanede öldüler. Ve özellikle orta yaş denilen grup. Pek kadın ölmedi yaşlılar hariç. Pek çocuk da ölmedi. Yani bu hastalık illeti bağlantısı üzerinden dikkat ettiniz mi? Bakın 2-3 kere aşı vurulanlar bile farklı şeye geldiler. Yani ben buradan aşıcılar, aşı karşıtları böyle bir polemiğe girmek istemiyorum kardeşler. Yani onu özellikle söyleyeyim. Yani biz buradan ümmetin, insanların ayrışmasını doğru görmediğimizi defalarca söyledik. Bu kişilerin tercihidir. Ama şunu görüyoruz ki bu emperyalist kafirler, zalimler, mücrimler, yeryüzünü ifsad edenler hiçbir zaman için insanlığın hayrını istemediler. Sürekli köleleştirdiler. Bakın görüyor musunuz? Rusya niye Ukrayna'ya saldırdı? Diyor ki benim diyor alan hakimiyetimin olduğu yerde diyor siz diyor Avrupa diyor Amerika diyor oraya diyor silahlar diyor yığıyorsunuz diyor NATO'ya alacaksınız diyor. Şimdi NATO yaklaşık 40 civarında ülkeden oluşan ortak bir pakt. Bakın kafirler bunları yaptılar. Biz daha bir mahallenin içerisinde bir beldenin, bir ilçenin içerisinde Müslümanlar bir araya gelemiyoruz. Film izler gibi izliyoruz kafirlerin oyunlarını. Yani bir araya gelemiyoruz. Oturamıyoruz, konuşamıyoruz, müzakere edemiyoruz, hayatı okuyamıyoruz. Birimizin başına bir şey gelince hangi dernekten, hangi vakıftan, hangi hoca efendiden, hangi gruptan ona göre ya sahip çıkacağız veya çıkmayacağız. Ya kafirler senin üzerinde hoplar, oynar, at koşturur. Çünkü sen sünnetullahın yasasına aykırı hareket ediyorsun. NATO ne kardeşler NATO? NATO nedir? NATO 2. Dünya Savaşı sonrasında özellikle komünizm tehdidi başta olmak üzere bir o gün Rusya'nın yine komünist Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı bir güç dengesi olarak kurulmuş askeri bir pakttır, birlikteliktir. Ve ikinci gerekçesi de NATO'nun kurulmasının ikinci gerekçesi de kardeşler, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülkelerde oluşan otorite boşluğundan dolayı mafyavari bir devlet yapılanmasına gitmenin engellenmesi üzerine kurulmuş bir yapıdır. Ve hemen hemen şu anda dünyanın kafirlerin genel anlamıyla askeri bir güç ve otorite birliğidir. Beş tane daimi üyesi var. Bu beş üye veto hakkına sahip.
Bakın yıllarca Siyonist İsrail dünyanın gözü önünde. Yani öyle gizli saklı değil. Açıktan ve teşhir ederek Filistinli kardeşlerimizi, mazlumları işkence ettiler, öldürdüler. Cenin katliamını, kampındaki yaşananları eğer bir alaştırın bir bulun, insanlar evlerinde yaşarken binaları başlarına yıktılar. Kınayamadılar. Şimdi tabii ben şöyle şunu söylemiyorum ha. Şimdi bugün Ukrayna ve Suriye üzerinden bir kıyas yapılıyor. Dilimize dikkat edelim. Kafirlerden medet beklemek, kafirlerden merhamet beklemek, kafirlerden yardım, icazet beklemek, müminin Allah'ın dinini anlamadığının işaretidir. Bu dile dikkat edeceğiz. Ne bekleyeceğiz? Küfür tek millettir. Ne bekleyeceğiz? Geçen Ukrayna'nın temsilcisi ne diyor? Savaşta diyor, sarı saçlı ve yeşil gözlü çocukların, insanların öldürüldüğünü görmem zoruma gidiyor diyor. Şimdi Rusya'da, Ukrayna'da Slav halkı. Adam kafir olmasına rağmen İngiltere'den, farklı ülkelerden ülkesinin kendi çıkarlarını savunmak için savaşmaya gelmek isteyenler var. Bu işin ayrı boyutu. Şimdi ne oldu? Bakın kardeşler, ben Batı'nın kanlı tarihini, çirkin yüzünü ve özellikle hümanist bir konum üstlenmeye çalışırken ne kadar bunların alçak ve hain olduğunu görelim diye söylüyorum. Yoksa bunlardan bu anlamda bir hayır bekliyorsanız siz daha işi anlayamamışsınız demektir. Bakın kardeşler, Akdeniz sahillerinde canlı canlı botlar batırılarak Suriyeliler, Afrikalılar olmak üzere binlerce insan öldürüldü. Bakın en son Yunanistan'a özellikle Afgan ve Kürt kökenli, Suriye kökenliler olmak üzere gelenleri almadılar. 10 binin üzerinde çocuk organ mafyasına satıldı. Organ mafyasına satıldı. Kayıp. Kayıtlar yok. Şimdi ne yaptılar? Ukrayna'ya bütün kapıları açtılar. Yaklaşık savaş 8-9. Güne girdi. 1 milyon kişi Ukrayna'yı terk etmiş. Zaten 3,5-4 milyon yanlış hatırlamıyorsam nüfusu olan bir ülke. Şimdi Ukrayna Devlet Başkanı diyor ki dünyada diyor bizimle diyor savaşmak isteyen herkese kapılarımız açık, vize uygulamayacağız. Müslümanlar mazlum bir beldeye gitse cihadistler işte ne yapıyor? Oraya toplandı, oraya gidiyor. Ama şu anda medya üzerinden işte eğer ölen, sürgüne giden sarı saçlı, yeşil gözlü kadın çocuklarsa ajitasyon fazla oluyor. Tabii ki şahsen biz kardeşler yeryüzünün hangi coğrafyasında hangi mazluma zulmedilse buna yüreğimiz sızlar, sızlamalıdır. Şu an İsrail'de pek orman yok ama Amerika'da ormanlar yansa bizim yüreğimizin acıması lazım. Çünkü Allah'ın arzında ekolojik denge. Bu insanlığı. Yani dünyanın hangi coğrafyasında ekolojik dengeyi bozacak bir olay vuku bulsa bunun acısını yüreğimizde hissetmeliyiz. Biz Müslümanız. Tabii burada şöyle bir pencere de açılması gerektiği kanaatindeyim. Bir bakış açısı olarak. Şimdi kolay değil. Yani kafirler zalim ve mücrim olabilirler. Onlardan zaten biz bir şey bekleyemeyiz. Ama biz Müslümanız. Biz her olayı mümince, Müslümce okumak zorundayız. Onlar bize şöyle dedi, bizim böyle siyasetimiz olmaz. Böyle bakış açımız olmaz.
Çünkü onlar ehli küfürdür. Onların ahlakı yok, onların ilkesi yok, onların ölçüsü yok. Onların muhkem nasları yok. Onların hevaları var, ihtirasları var, şeytani planları var, zulümleri var. Ama biz Kitabullah'ın dışına çıkamayız. Biz her olayı, her hadiseyi mutlaka ve mutlaka vahiy ile okumak zorundayız. Şimdi bakın ne yapıyorlardı? Bir anda planlar değişti. Şimdi bunlar bir plan yapıyor. Her zaman söylerim. Kafirlerin bir planı var. Allah'ın da bir planı var. Ama acı olan ne biliyor musunuz? Müslümanların bir planı yok. Acımız budur. Yani onlar bir sürü planlar yaparlar ama Allah'ın planı işler. Allah'ın planı devreye girince bütün planlar biter. Fakat sünnetullah'ın yasası gereği Allah'ın müdahale etme sürecini Allah belirler. Orada kulun bir inisiyatifi yoktur. Onu Allah belirler. Ve muhakkak ki Allah neyi yaparsa en güzel şekliyle yapar. Fakat kullar üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeden Allah'tan bir beklenti içerisine girerlerse bu doğru bir tevekkül olmaz. Kulun Allah'a tevekkül etmesi demek, yani üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdikten sonra velayeti ve vekaleti alemlerin Rabbi olan Allah'a vermesi demektir. Ama üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceksin. Sen Kabe'yi koruyacaksın. Korumaya gücün yok mu? Koruyamıyor musun? Koruyacak kimse yok mu? Allah kuşlarıyla korutur. Yani ebabiller filleri yener. Fil suresini böyle oku. Yani sen Allah'ın ebabil ordusunda mısın? Kafir ve zalimlerin fil ordusunda mısın? Yani güç Allah'a aittir. Allah'tan başka galip yoktur. Şimdi kıymetli kardeşlerim, iş öyle bir noktaya geliyor ki bu COVID denilen süreç Allahu alem, ben böyle bir biyolojik savaşın bir ön denemesi olduğu kanaatindeyim. Yani bununla alakalı insanları hasta ettiler. Büyük olasılıkla havalardan, uçaklarla bunları, gazları, bu 5G teknolojisi üzerinden bazılarına komplocu gelebilir. Gelsin, sizin hangi söylediğiniz hak ve doğru ki? Yani eğer komplo ise sizin komplonuza karşı biz de bir komplo üretelim ki ben bunun komplo olduğunu düşünmüyorum. Büyük olduğunu düşünüyorum. Yani şu an dünyadaki otomasyon sisteminin değişiyor olması. Bakın benzin fiyatlarının, varil fiyatlarının sürekli değişiyor olması. Enerji savaşlarının artık dünyada bir güç savaşı haline dönüşmesi. Çünkü artık kafirler lejyoner asker bulmakta da göçek çekiyorlar. İşgalin mantığı değişmiştir kardeşler. Artık ekonomik yaptırımlar, harcamalar üst seviyeye gelmiştir. Bakın Ukrayna'da yakalanan Rus askerlerinden geçen bir resim ve yaş ortalamasını koymuşlar. Gördünüz mü? 16-17 yaşında Dağıstan'dan getirmişler, Çeçenistan'dan getirmişler, ondan sonra Özbek gençler var. Belki çocuk oraya ne için geldiğini bile bilmiyor. Kafir o kadar bir plan yapıyor ki kendi insanını bile öldürmede, ölümüne en son çarede. Mesela Amerikan ordusunun büyük bir çoğunluğunu lejyoner olarak yetimhanelerde anne ve babası terk etmiş, Harlem sokaklarında, yani soylu bir, tabiri caizse yerleşik bir aile yapısı olmayan insanlardan oluşuyor biliyor musunuz kardeşler? Mesela istihbaratlar, muhaberatlar dünya genelinde
genellikle yargısız infazlarda, faili meçhullerde bu tür insanları sürekli kullanmışlardır, işlemişlerdir ve hala sistem bunun üzerinden devam etmektedir. Lejyoner, paralı asker demektir. Şimdi bugün bu delilerden, bu mücrimlerden birisi, mesela yavaş yavaş kaşıdılar. Rusya dese ki Amerika ve Avrupa'nın kendisine artık saldırısı ve savaşın yayıldığını düşündüğümüzde ben nükleer silah kullanacağım derse, şu an bir tane atom bombası atsa yaklaşık 100 kilometre ötedeki bir insan o sesi, gürültüyü hissedecek ve o gazdan etkilenecek. Ve o gaz günlerce gitmeyecek. Şu an mesela Doğu blokunda 2. 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda çok tecrübeler elde ettikleri için çok fazla derine sığınaklar yapmışlar. Hemen hemen her evde olmasa bile çok özel sığınaklar yapılmışlar. Mesela komünist bir sistemdir ama komünist sistemdeki metronun tarihi süreci 125 yıldır, 130 yıldır var kardeşler. Şimdi gözünüz kör olacak, direkt şeye, bombaya direkt maruz kalmasanız nefes alamayacaksınız. Sığınakta kaç gün kalabileceğinizle alakalı atılan bombanın etkisiyle oluşabilecek bir süreç ve bunun etki alanının insan üzerindeki tahribatına baktığınız vakitte, yani kelimelerle ifade etmekte güçlük çekilebilecek bir süreç var kardeşler. Şimdi bu patlamaların etki gücü, yani patlama esnasında vuku bulan hadiseler, bakın ne dedik, sanayileşme ile başladı. Bu Sovyet bir mühendis vardı, Kalaşnikov ismini silaha verdiler, onun o üretti o silahı, yani mühendisi o. Adam ölmeden önce böyle bir silah ürettiği için çok pişman olduğunu, böyle bir şey yapmaması gerektiğini ama artık iş işten geçti şeklinde bir kamuoyuna, ajanslara bir haber düşmüştü. Şimdi bakın kardeşler, önceden dost belliydi, düşman belliydi, saha belliydi. Hani silah çıktı, mertlik bozuldu misali. Bakın şu anda hiç savaşla uzaktan yakından alakası olmayan yüz binlerce, milyonlarca insan ne oluyor? Savaşın mağduru haline geliyor. O savaşı başlatanlar saraylarındalar, uçaklarındalar, istedikleri yerde geziyorlar, kendi çocukları, yakınları savaşmıyor, mallarına mal katıyorlar. Ama hep böyle olmuş. Garibanlar ağıt yakar, kodamanlar geğirir, hevalarını artırırlar. Üst kademe rütbesini ve parasını artırır, alt avam acısını, hüznünü, sakatlıklarını ve ölümlerini artırır. Şimdi artık temiz savaş yok. Yıllardır zihin dünyamda dillendirdiğim bir görüştür. Biz ne zaman Müslümanlar savaşı kafirlerin, batılıların toprağına taşıyabilirsek, mazlum ve Müslüman halklar olarak diyorum, o zaman Müslümanlar bu arzda biraz nefes almaya başlarlar. Şimdi ben süreci biraz yakinen takip etmeye çalışıyorum. Ortada çok kirli bilgiler var, manipülasyonlar var,
algı yönetmenliği var, ajitasyonlar var. Yani ben şahsen biraz temkinliyim. Bir şey dikkat edildi, çekti mi? Ukrayna açıklama yapıyor, Rusya açıklama yapıyor. Şu ana kadar basında, medyada toplam değişik figür, resim olarak 10-20 taneyi geçecek bir resim, ölü gördünüz mü kardeşler? Yani tank yanıyor ama yok, etrafında kimse yok. Ne yapıyorlar? Kim ölüyor? Hakikaten ölüyor mu? Yani illaki birileri ölüyor ama burada anlatılan ne? Verilmek istenen mesaj ne? Bakın, burada ehli küfürün şunu da çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Bakın, dünya artık öyle bir noktaya gelmiştir ki propaganda etkili bir güçtür. Manipülasyon etkili bir güçtür. Algı yönetimi etkili bir güçtür. Bakın, hiçbir Siyonist kendi kanalında kendi askerini yaralanmış, ölmüş olarak resmedip dünya ajanslarına resmetmez. Çünkü aciz görünmek istemiyorlar, çaresiz görünmek istemiyorlar, yenilmiş görünmek istemiyorlar. Bu bir algı savaşıdır aynı zamanda. Biz ne yapıyoruz? Ebu Gurayb hapishanesinde yüreklerin dayanamayacağı işkence görüntülerini, ki bu bir projeydi, yani bilinçli olarak ortaya konulmuştu. Biz buradan tabir mi mazur görün, yani ben kendi kardeşlerimizi suçlamak için söylemiyorum ama zihin farklı çalışıyor maalesef. Ajitasyon yapılıyor. Acındırıyoruz kendimizi. Yani kolu bacağı kopmuş çocuk kadınlarla, tecavüze uğramış kadınlarla, işkence altında olan mazlumlarla resmediyoruz. Biz böyleyiz, bize acıyın, bize yardım edin. Kafirler bize böyle, tam da istedikleri o. Siz bunu hak ediyorsunuz. Siz böyle olacaksınız. Biz ne yapıyoruz? Kimden yardımı bekliyoruz? Aslında biz savaşı buralarda kaybediyoruz. Şimdi acındırma duygularıyla, zillet görüntüleriyle kendimizi hiçbir zaman temize çıkartamayız ve ilahi rahmet de üzerimize böyle gelmez. Kaldı ki İslam'a göre kardeşler, bir kimse öldüğünde bir an önce defnedilmelidir. Ölmüş olan bir kimsenin yüzü açılmaz, bir zaruret söz konusu değilse. Ölmüş olan bir insanın vücudu, resmi paylaşılmaz, bunlar caiz değildir. Hele bu bir kadın ve çocuksa daha hassasiyet göstermek gerekir. Ama sanki biz buralardan niye böyle bir zihne sahip olduk, onu da anlamış değilim yani. Gerçekten yani sürekli biz böyle dramatize ediyoruz, acındırıyoruz. Zillet halimizi sanki meşrulaştırıyoruz. Bir kere bu haleti ruhiyeden bizim çıkmamız lazım. Ve en önemlisi de şu, biz yardımı kimden bekliyoruz? Ve bu olaylar başımıza niye geliyor? Yani haşa, Allah Azze ve Celle'nin mümin ve mazlumlar için bu kadar vaadi varken, hani Kasas 5'te ne diyordu Rabbimiz? Biz istiyoruz ki arzda, Allah'ın yeryüzünde mustazafları müstekbirlere galip getirelim. Niye bize zafer gelmiyor? Hadi zaferi boş verin, niye yardım gelmiyor? Tabi yardımı açabiliriz. Yardım nedir, ne zaman gelir, ne olmuşsa yardımdır veya yardım değildir. Mesela Resulullah Aleyhisselam, Ashab-ı Güz'ün Mekke'de müşriklerin yoğun baskısı altında yaşarlarken, onların Allah tarafından yardımsız bırakıldığını söyleyebilir miyiz kardeşler? Yani çekilen çileler, meşakkatler, zorluklar eğer müminleri büyük bir güne hazırlıyorsa, buralardan doğru çıkarımlar yaparak meşru ölçüler içerisinde
Eğer gerçekten bir hayat planlaması, zulümle, küfürle hesaplaşabileceğimiz bir günün planlamasını yapabiliyor ve yaşanılan olumsuzluklardan kendimize bu yönüyle paylar çıkartarak hareket edebiliyorsak, bazı mağlubiyetler zaferin bir parçası, nusretin bir parçası olabilir. Ama sorun şu, biz buralardan doğru çıkarımlar yapamıyoruz. Huneyn neydi Müslümanlar açısından? Huneyn'de Müslümanlar kibire düştüler. Ne dediler biliyor musunuz? Bu orduyu artık kimse yenemez. Bakın bunlar vakalardır. Titanik'i yapanlar ne demişti? Bunu Allah bile haşa batıramaz. Ve Titanik'in içerisinde pek şey de yokmuş biliyor musunuz kardeşler? O can simidi, filikalar fazla yokmuş yani. Çünkü böyle bir şey ihtimal vermiyorlarmış. Allah bile batıramaz dediler. İlk seferinde Allah batırdı. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış durumuna düşmememiz lazım. Gelişen olaylar spontane gelişen bir olay değildir. Ehli küfür büyük projeler üretmektedir. Biz Müslümanlar olarak genel anlamıyla tarihin sayfa ve sahnesinden çekildik. Film izliyoruz, edilgen bir durumdayız ve maalesef konu mankeni gibi kullanılıyoruz. Bakın Ramazan Kadirova Rusya ne yaptı? Putin 2004 yılındaki Çeçen cihadının bitirilmesinin en önemli figürlerinden birisi. Babası tayin edilmişti müftü olarak öldürüldükten sonra bu Kadirov başa getirildi. Şu anda Ukrayna'da bir müfreze oluşturmuşlar. Bir birlik orada Rusya adına savaşıyorlar. Dışarıdan bakınca adam zannediyorsun, Müslüman zannediyorsun. Koca koca sakalları var, tekbirler getiriyorlar, namaz kılıyorlar şeye çıkmadan önce. Kimin adına savaşıyor? Putin'in adına savaşıyor. Rusya adına savaşıyor. Yani bilmiyorum tarikat ehli ne kadar uyanır bu sözlerimizi dikkate alır ama bu Ramazan Kadirov denilen adam var ya, Mahmud Efendi denilen adamı geldiğinde ziyaret eder, dizinin dibine oturur ve Türkiye'de tarikat şeyhleri tarafından özel ağırlanır ve aynı zamanda Zeytinburnu başta olmak üzere birçok Çeçen mücahidin suikastla komutanın öldürülmesinin muhbir ve istihbarat kuşağıdır bunlar. Şimdi burada da bir algı yönlendirmesi var. Bunlar dünyaya resmedilirken sanki Ukrayna ile Müslümanlar savaşıyormuş görüntüsü, muhtemelen Putin üzerinden bir algı yönlendirilmesi de belli zümrelere yapıp Müslümanlar üzerinden bir nefret de oluşturma politikası güttüklerini görüyorum. Çünkü şu an genel anlamıyla Rusya'ya karşı bir antipati oluşmuş bir durumda. Yani o komünist, sosyalist düşünen radikaller hariç genel anlamıyla şu anda mazlumiyet Ukrayna'dan yana. Dolayısıyla burada da bir algı yönetmenliğine girişmiş vaziyetteler. Şimdi Türkiye'nin Montreux Anlaşması üzerinden bakın. Şimdi Türkiye'nin geçen derste de söylemiştim. Rusya ile ticari hacmi 30 milyar dolar yıllık, Ukrayna ile 7 milyar dolar. Montreux Anlaşması'nı işleterek savaş gemilerinin boğazlardan geçişine izin vermeyeceğiz dediler ki ben bu haberlere de çok inanan birisi değilim. Ama 11 yıl boyunca Suriye'deki mazlumlar her türlü ağır silahlarla öldürüldüler.
Suriye'deki mazlum ve Müslümanlara omuzdan atmalı bir uçak savar bile vermediler. Tekrar söylüyorum, kafirlerden bir şey beklediğim için bunları söylüyor değilim. Altını çizerek söyleyeyim. Putin denilen alçak zalim, yani Ukrayna ile zalim olmuş olan birisi değildir. Bunlar her yönüyle zalimdir. Suriye meselesini okuyamıyoruz. Okuyamadık, hala anlayamadığımızı düşünüyorum. Ama ne oldu? Saraylarda ağırlanmıyor muydu arkadaşlar? Uluslararası ilişkiler her şeyin önündedir. Milli, ulusal çıkarlar mazlum halkların, Müslümanların kanlarından ve canlarından daha değerlidir bunlar açısından. Onlar gelecek Rus turiste bakarlar, satacakları meyveye, sebzeye bakarlar. Yani Suriye mazlum, gariban, kim savunacak ki? Hamisi kim olacak ki? Yani ölenlerin eğer sarı saçlı, mavi, yeşil gözlü ise onlara ağıtlar daha fazla yakılır, onlara acınır. Ama ölen Müslümansa, mazlumsa ölsün yani. Onlar zaten ölmesi gerekiyor. Onlar hayatta yaşamaması gerekiyor. Algı bu. Bizim de zihinlerimizi nasıl iyi diş ettiler? Misak-ı milli algısı üzerinden sınırlar çizdiler, coğrafyaları böldüler, ulus devletler üzerinden bizi paramparça ettiler. Önce kalbimizi ve zihinlerimizde bizi ayrıştırdılar, sonra topraklarda ayrıştırdılar bizi. Zaten kalp ayrışınca, zihin ayrışınca artık toprağın ayrışması çok fazla bir zorluğu gerektirmedi. Biz Müslümanız. Bitiriyorum. Dünyanın hangi coğrafyasında nerede zulüm varsa biz buna karşı geliriz, gelmek zorundayız. İmanımız, şahsiyetimiz, Allah'a karşı kulluğumuz tüm müstekbirlerden, zalimlerden, müşriklerden, müfsitlerden beri olmayı gerekli kılar. Kafirlerin içerisinde taraf tutacak bir halimiz yok. Yani şu kafir bundan daha iyidir demeyiz, diyemeyiz. Ama şu kafir bundan daha kötüdür diyebiliriz, demeliyiz. İkisi birbirinden farklı şeylerdir. Ve bu süreç belki, bilmiyorum, şöyle bir rahmete kapı aralarsa ne âlâ. Kafirler, zalimler birbiriyle didişirler. Allah Azze ve Celle artık bakıyor, görüyor, biliyor her şeyi. Müslümanlardan bir şey olacak yok. Bari şunlar birbirine biraz düşsünler de biraz mazlumlar, Müslümanlar nefes alsın demiş olabilir mi? Allah'ın takdiridir, bilmiyoruz. Yani haşa Allah böyle diyordur diyemez. Allah'ın takdiridir. Bu yönüyle süreç nasıl işleyecek? Bakın, bir anlamda hemen Covid yasakları gevşetildi. Bittiği gibi bir algı oluşturulmaya başlanıyor. Yani çünkü artık dünyanın hiçbir coğrafyasına gelişen bir hadise sadece o coğrafyaya mahsus değildir. Yani sömürgeci, emperyalist kafirler planlı projeli işliyorlar. Askeri kanatlarını kurdular NATO üzerinden. Siyasi kanatlarını kurdular Birleşmiş Milletler üzerinden. Biraz önce onu söylüyordum. Bakın, biz aynı mahallede Müslümanlar bir araya gelemiyoruz. 50 tane halkayız. Yani sürekli parçalanıyoruz. Nefsani çıkarlardan dolayı. Adamlar her alanda ortak hareket etmeye çalışıyorlar. Ekonomik, IMF, yardım kuruluşunu bile adamlar devletler arası örgütle, UNICEF'le götürüyorlar. Bakın, sağlık yapılanmasını bile değil mi? Kızıl Haç'ta. Yani küfür her yerde tek hareket etmeye çalışırken bin müminler bin parçaysak burada kafirlere kahretmekle işi kurtaramayız. Allah Azze ve Celle kalplerimizi birleştirsin, basiret sahibi kılsın. Zalim, mücrim ve tağutların oyunlarına, planlarına karşı bizlere uyanıklık, oyunu bozabilecek güç, kudret ve iman nasip eylesin. Ve selamun aleyhi ve mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.